Sevgili seyirciler, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Beyaz futbolcusanız ve saatlerimiz 22'yi gösterdiğini demiştik bu akşam için. Ve müthiş derbi sonrasında, adı müthiş ama içeriğine baktığımız zaman gerçekten de hani bugün 23 Nisan çocukları acaba sahada olsaydı daha mı iyi oynarlardı diye sürekli yorum yapılacak olan bir derbi aslında. Böylesine kötü, böylesine hani futbolun arka bahçesine baktığımız zaman daha farklı şeyler görebileceğimiz enteresan bir gece yaşadık. Bu hafta oynanan maçlar vardı işte City, Arsenal, PSV Eindhoven, Ajax. Yine bununla beraber Avrupa'da birçok önemli derbilerin oynandığı bir hafta. Real Madrid, Barcelona karşılaşması gibi. Ama Chelsea, Tottenham yine öbür taraftan tek tek hatırlıyorum. City, Arsenal'ı saydım ama bizim dünya derbisi dediğimiz karşılaşma maalesef derbinin çok çok uzağında kaldı. Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı ve Sinan Engin de yine her pazar akşamı olduğu gibi sizlerle beraber olacağız. Birazdan da bir sürpriz konuğumuz var sevgili seyirciler. Milyonların çok beğendiği, çok sevdiği, son bir yıldır ekranların en çok sevilen isimlerinden birisi oldu. Çubuklu formayı giyen, çubukluyu üzerinden çıkarmayan bir isim oldu. Bunları konuşacağız. Hemen şunu da belirteyim. Birazdan Sinan Engin, Rasim Ozan, Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Çakar'la çok özel bir yayın başlıyor. Ahmet Hocam'a döneceğim. Hocam nasılsın, iyi misin öncelikli olarak? Allah'a şükür, Allah bugünümüzü aratmasın kardeşim. Amin. Ne diyorsun hocam bu derbiyle ilgili olarak, başlığın, manşetin nedir? Manşet Allah'ın sopası. Allah'ın sopası. Tabii. Allah'ın sopası. Allah sopasını hem Dursun'a hem de Tudor'a felaket vurdu. 90 artı 2'de vurdu. Aynen. İkisi de Galatasaray'ın yakasından düşmelidirler. Biri Karabük'ü sattı. Saçı başı ayrı oynadı. Tudor'dan bahsediyorum. Evde oynadığı veya dışarıda oynadığı. Bütün önemli maçları kaybetti. Örnek bir Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzon. Bunlar Türkiye Ligi'nin Galatasaray'dan dayanışabilecek takımlar. Hepsine kaybetti. Tudor'un hiçbir katkısı yok. Kafasına göre takılan, sürekli söylediğini söylemedim diyen ve Galatasaray'a artık çok ciddi zararlar veren Dursun Özbey'in de Galatasaray'ı terk etme, Galatasaray'ı yakasından düşme zamanı gelmiştir. Galatasaray yeniden bir yapılanma. Kulüp başkanından hocasına, futbolcusundan belki de Florida'daki kadrolara kadar yeniden bir yapılanmaya girmiştir. Galatasaray'ı köy takımı haline getiren Dursun Özbek, icraatları ve kendini bir şey zanneden ve Türkiye'nin de onu bir şey zannettiği Tudor'un Galatasaray'ı getirdiği hali gördük. Bugün Galatasaray kaybetmeyi hak etti mi? Hayır. Ama bazen biraz daha iyi oynarsın. Çok da iyi oynamadı. Kötü bir maç oldu aslında. Ama 90 artı 1'de çok tuhaf bir gol yersin. Ve şu anda Galatasaray ligde yarışacağı yer dördüncülüktür. Dördüncü de bile olmayabilir. Trabzon yakalayabilir. Fenerbahçe Galatasaray'ı geçmiştir. Galatasaray yine hüsran dolu bir seneyi kapatmak üzeredir. Evet, Abdülkerim abi. Efendim. Rasim Papucu yarım çık dışarıya oynayalım diye tweet atmışsınız. Birazdan o tweet ekrana gelecek. Şu anda retweet rekorları kırıyor. Öyle mi? Ben yani Rasim'i bak yayına bile gelemedi. Korkuyorum. Yani başına bir şey gelmiş olmasın. Kendine zarar vermesinden korkuyorum. Çünkü Rasim'in bu sene tek ümidi bir Fenerbahçe galibiyeti alıp beni burada kızdırmaktı. Fenerbahçelileri sinir etmekti. Allah ona bu şeyi tattırmadı. Dolayısıyla ben de buraya biliyorsun ilk defa yayından bu kadar önce geldim. Maçtan önce geldim buraya. Yaklaşık 3-4 saattir Rasim'i bekliyorum. Hala gelmedi ama bu işin kaçışı yok. Para alıyor bu kanaldan, mecbur gelecek. Mecbur gelecek yani. Mecbur. Para alıyor bu kanaldan. Öyle mecbur gelecek. Nereye kaçacak yani? Nereye gidecek yani? Profesyonel, kardeşim, profesyonel adam gelecek yok. Yani. Böyle kaçmakla bu işler olmaz. Gelecekler. Yalnız maçla ilgili de şunu söyleyeyim. Birisi bana diyecekti ki ben yıllarca Fenerbahçe'de bu derbileri oynadım. Ve biliyorsun iyi bir Fenerbahçeliyim. Yani iyi bir Fenerbahçeliyim. Birisi bana diyecekti ki bir gün gelecek Fenerbahçe Galatasaray'ı Galatasaray'ın sahasında yenecek. Ve ben büyük bir coşku yaşamayacağım. Buna var ya kahkahalarla gülerdim. Ama inanın şu anda o durumdayım. Maç boyunca hiç heyecanlanmadım. Son dakikadaki galibiyet golünce sadece ağzımdan çıkan kelime şuydu. Gol! Bu kadar. Hiç abartılı sevinemedim. Şu anda da üstümde çok bir abartılı sevinç yok. Hani düşünün bu derbi ne hale gelmiş. İki takımın da ligde bulunduğu konumdan dolayı ve bu sene sergilediği performanstan dolayı. Yani böyle bir derbi inanılır gibi değil yani. Ben de bu duyguya yol açtıysa ki zannediyorum Türkiye'nin yarısından fazlasında bu duyguyla seyretmiştir maçı. Ama sonuçta şöyle en azından kendimi şöyle tatmin ediyorum ve teselli ediyorum.
Hiç değilse şu Rasim'in çenesini kapanacak bu akşam. Hiç değilse şunu Allah konuşturmayı nasip etmedi. Bana karşı, Fenerbahçeli'ye karşı alaycı tavrını takınamayacak. O, tek tesellim, tek sevincim o. Onun dışında da bütün bu saydıklarıma rağmen Galatasaray'ı yenmek yine de bir Fenerbahçeli için hakikaten güzel şey. Onun mutluluğunu da içten içe abartılı olmadan yaşıyorum. Sinan abi dün cumartesi akşamı, dün akşam yaptığımız yayında Ertem dedi, ben dedi hiçbir zaman skor tahmini yapmam. Hiçbir zaman skor tahmini vermem Galatasaray-Fenerbahçe derbileriyle ilgili olarak. Özellikle dedi, altını çizerek söyledi. Evet. Ve ama, ancak dedi bugün dedi şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe bir adım önde. Kazanır Fenerbahçe dedi. Kazanır dedi hatta. Aferin Sinan. Fenerbahçe kazanır dedi. Seni dün dinledim. Ve öyle dedim. İçeride de çok enteresan. Beraber izliyoruz maçı. Fenerbahçe hata kalktığı anda gol attı. Beyler ya. Fenerbahçe 1-0 kazandı dedi. Doğru, ben de şahitim. Ben de şahitim. Fenerbahçe 1-0 kazandı dedi. Daha gol olmadan. Gol attırdı. Pozisyon şöyle başladı. Orta sahada bir oyuncu vardı. Kimdi? Soza mı ne galiba? Ver sağa, ver sağa dedik. Sağdan Lens gidiyordu. Şener gidiyor. Ver sağa, sağa verirsen ver. Verdi, geçti. Kes dedik. Geçti. Bari dibine gir dedik. Ya önce çalım at dedi. Geç dedin, geçti adamı. Dibine gir bari dedik falan filan. Arkadaşlar, Galatasaray adına hayırlı bir mağlubiyet oldu. Belki Galatasaray önümüzdeki sezonunu kurtarma planlarını yapar bu mağlubiyetle. Tudor geldiği günden beri ilk söyledik. Antrenör değişikliğinin, bakın Riekerink değişikliğinin yanlış olduğunu söyledik. Çünkü Riekerink eşittir bazı futbolcular diyebiliriz. Yani Riekerink'le beraber hareket eden bazı futbolcular diyebiliriz. Şimdi Tudor'u özetlersek, Tudor ne yapar? Hep yeni gelen hocalar bir takım değişikliklere gelir. Bunu Apo iyi bilir mesela, antrenör olduğu için. Bir antrenör yeni gelir bir takıma, bir takım kurallar koyar. Bir takım antrenmanlar yaptırır. Evet. Bir takım disiplin şeyleri sergiler. Farkımızı gösterir. Oyuncular evet işte falan. İşte bu takım hiç çalışmamış daha evvel der. İşte bu takım işte disiplin yok der. İşte bu takım işte kardeşim işte koşmuyor falan filan. Ne yaparsın? Bu takıma bindirme antrenmanları yaptırsın. Bu takıma fazla antrenman yaptırırsın. Ve ne olur dolayısıyla? Ne olur? Takım daha fazla ağır antrenmanlar görüyor. Ve eski performansından daha uzak. Tudor geldiği zaman Galatasaray'ın liderle arasında 5 puan vardı. Bugün kaç puan var liderle arasında? Söyleyelim 5. Hemen 49-61. 12 puan. Yani. 4 tane galibiyet şimdi demek. Şimdi arkadaşlar. Demek ki biz futbol adamıyız. Bir takım yorumları yaparken yaşadığımız için bazı şeyleri söylüyoruz. Ne yazık ki Dursun Özbek ve ekibi Galatasaray futbol takımını, bakın Galatasaray kulübünü demiyorum. Buna karışmıyorum. İdari yönleri bilemiyorum. Yani duyuyoruz işte falan filan neyse. Ha onun da oradan kısayım derken, mali bütçedeki sıkıntılardan dolayı kısayım derken de hep yanlışlı transferler yapıyorlar. Ucuz transferler yapalım. Aman işte paramız yok, ucuz yapalım, ucuz yapalım. İşte ucuz etin yanisini görüyorsunuz. Galatasaray'da Ocak ayında alınan futbolcular nerede? İşte lider Beşiktaş'ın Ocak ayında almış olduğu oyuncular takımını nereye taşıyor? Şimdi arkadaşlar, Igor Tudor'la eğer önümüzdeki sezon Galatasaray başlarsa sıkıntı yaşar. Galatasaray önümüzdeki sezon 6. 8. 10. haftada belki dayanır bilmiyorum. Galatasaray taraftarı Tudor'u sosyal medyada çok istediği için şu an kendisine de aman işte şey gelmesin diye, hata yaptık biz demesinler diye Tudor'a bir eleştiri gelmiyor. Ya bir düşünün, bir teknik direktör sahasında, bir teknik direktör sahasındaki derbileri geldiğinden beri kaybediyor. Ya PAF takımının, bakın PAF takımının hocasını koyarsın. PAF takım hocasını koyarsın. Derbileri en azından kazandırır, biliyor musun? Yani bir şey kazandırır. Doğru. Ama maalesef Tudor geldiğinden beri Galatasaray takımı kötüye gidiyor. Yani yukarıya doğru bir ivme de kazanmıyor. Çünkü niye? Mevcut kadronun içindeki futbolcuların performansında düşüş var. Bu da Tudor'la alakalı. Dursun Özbek'le alakalı değil abi. Dursun Özbek teknik direktörü getirir. Ondan sonra teslim eder ve bakarsın durumuna. Ama maalesef Galatasaray futbol takımında en büyük sorun Tudor geldiğinden itibaren başladı arkadaşlar. Riekerink varken bunlar yoktu. Riekerink ne yapıyordu? Abi kardeş, ha iyi, beraber takım yapıyorlarmış, bilmem ne yapıyorlarmış. Ama iyi kötü gidiyordu. İşler daha iyi gidiyordu Riekerink varken. Riekerink gitti, Tudor geldi, daha büyük sıkıntılar başladı. Onun için Galatasaray önümüzdeki sezonla ilgili tasarruflarını, doğru adımlarını iyi atması lazım. Galatasaray önümüzdeki sezon nasıl transfer yapacak?
Bu yaptığı transferlerle, bu Igor Tudor, bu transferleri, yani arkadaşlar bakın, bu transferleri nasıl konsantre edecek, nasıl bu takımla uyum sağlatacak, bu taraftar Igor Tudor'a önümüzdeki sezon ne kadar kredi verir? Galatasaray'ın önümüzdeki sezonla ilgili çok işi çok zor. Bakın işi çok zor. Düşün, geldiğinden beri bütün önemli maçları kaybettin ve sana Allah şans vermiş. Bak, bir Beşiktaş maçı şansı vermiş içeride. Yensen Beşiktaş'ı 3 puan geriye atacaksın. Bak, atacaksın. Sonra döndün bir Başakşehir'i geldin. Başakşehir'i yensen ve en azından yenilmesen şansın devam edecek. Yine aynı şekilde bugün ezeli rekabet ve uzun yıllar sahanda Fenerbahçe'yi her zaman Fenerbahçe'yi Galatasaray kaç senedir yenildi mi şeyde kendi sahasında Fenerbahçe uzun yıllardır? Yok. Zannetmiyorsam yenilmedi. Yani evet. Biliyorum. Yani yenilmedi. Bu sene bütün derbileri kaybetti ama yani, sakinlik. Yani onun için Galatasaray için bu sene skandal bir sezon olmuştur. Bakın isterse ligde üçüncü olsun. İsterse ligde de ikinci olsun. Ama bütün derbileri, bütün büyük maçları kazanan bir büyük takım olabilir mi? Bir büyük takım ikinci hak edebilir mi? Yazık. Galatasaray taraftarı duygusal davranmamı bırakacak. Igor Tudor'la ilgili bakın geldiği günden beri söylediklerim santim santim çıktı Tudor'la ilgili. Galatasaray futbol takımının içinde bulunduğu durumunu o zaman söyledik. Yazık. Galatasaray'a bu durum yakışmadı. Ha bugün Galatasaray hak etmiş de Galatasaray çok iyi oynamış da arkadaş beni ilgilendirmiyor. Atalan Üsküdar'ı geçmiş. Haneye 3 puan yazılmış. Galatasaray bugün kazanmış. Onun için Galatasaray işi çok zor. Önümüzdeki sezonla ilgili bu sezonu bırakacak. Önümüzdeki sezonla ilgili antrenör mü bakacak? Üst düzey kimi bulacak? Hangi transferleri yapacak? Şunu söylüyorum Galatasaray yöneticilerine. Arkadaşlar lütfen ucuz futbolcu almayın. 8 tane yarım yamalak almayın. 3 tane baba alın. Hiç olmazsa bakın Drogba'yla Sneijder geldiğinde ne dedik? İşte böyle böyle. Onun için baba alın. Onun için arkadaşlar söyleyeceğimiz budur. Kim ne? Geldi oraya? Kim o Fenerbahçe formalı? Gel bakayım gel. Gel bakayım sen buraya gel. Survivor geliyor. Survivor'lardı. Adamsın. Hakan seni de alalım Hakan. Hakan. Survivor. Yeri boşmuş. Survivor kardeşiniz geldi. Kardeşim hoş geldin. Kardeşim gelmiş. Hakan Atip oldu ve erdi. Survivor erdi göz altında. Şampiyon oldu. Sonrasında da Hakan Survivor'a gitti. Hakan Galatasaraylı. Rasim abi yok. Bayrampaşa'nın gururu. Rasim kardeşim. Hakan'cığım hoş geldin. Verin abi şundan birazcık çalışalım. Evet, TV8 ekranlarında biliyorsunuz. Erdi gel Rasim'i yerine. Survivor panoramada sevgili Rasim sandalye verin. Hakan'a da verin. Bu işler yapıyorlar. Bugün sandalye ben Hakan'a bitirsin. Bugün Rasim'in yerine Erdi oturdu. Bu ne ya? Fener var. Koltuğu kaybetti. Gel Hakan'cığım. Geç öyle. Hakan'cığım gel. Hakan ne içersin? Oğlum çay getirin. Oğlum çay alın. Misafirler var. Börek bahu ne bu? Boşnak mı? Boşnak mı? Var mı? Hakan'a gitti. Çok meşhurdur ha boşnakları kuru et. Kuru et hocam. Abi kuru boşnak kuru eti. O zaman bir kasap var Zudu abimiz. Hocam bir tane vereyim sana abi, sen seversin. Ya sevmiyorlar biliyorsunuz. O değil hocam bu boşnakların meşhur kuru etidir. Bir tane hocam böyle. Biz bunun insan cinsini yerdik be. At bak at ağzına bak. Oo Erdi yine gelmiş bak Erdi. Hadi bakalım Instagram'a. Güzel değil mi hocam? Erdi, hepinize selamlar Sinan abimi yalnız bırakıyorum. Erdi kaç kilo verdin Erdi? 17 kilo verdim abi. Vallahi bu Survivor'da yemek var mı doğru söyle. Abi bu Survivor'da yemek nasıl olsun çalışmadan 17 kilo verdim abi. Yatarak bara kadar. Hiç yemek vermiyorlar mı? Abi ben bir de papaz oldum adadakilerle. Kokonat kırıyorlardı hepsiyle. Kokonatlarını da yemedim. Biraz pişman olmadım değil zaman zaman papaz oldum ama. Kaç defa söyledik ama değil mi? Kaç defa bak. Burada herkes seni çok destekliyor. Adada şu an kimi özledin? Adada şu an kimi özlüyorsun? Adada şu an kimi özledim? Vallahi çok fazla tanışmak. Acun abi diyormuş. Kesinlikle Acun abi ya. Acun abi özledim. Acun abi özledim. Sabriye'yi özledim mi? Abi Sabriye ile iyi anlaşırdık gibi geliyor bana da. Yani. İyi kız mı? Vallahi doğal kız en azından. Peki bizim İlhan Mansız şampiyon olur mu? İhtimali çok yüksek abi. Değil mi? Yani var Adem, İlhan Mansız, Ogeday arasında ben üçlünün arasında gider gelir diye. Berna. Biraz da Serhat Akın. Berna Kıbrıs'a kalabilir de şampiyonluk zor abi ya Berna için. Berna ile kardeş gibi oldunuz ama böyle arkadaşlar. Hem kavga hem gürültü böyle. Şimdi çok böyle kardeş altında gibi. Altında da 4,5 ay kaldı tabii, ya.
Tabii. Ben hep merak etmişimdir. Adada bir genç erkekler ve genç aralarınızda aşk oluyor mu? Hocam, hocam. Yok Ahmet abi. Bunu merak ediyorsun. Öyle bir şey ki açlıktan dolayı bazen şey oluyorsun yani ne? Aileni bile unutuyorsun. Yani aşka kalana kadar en aşk mesela ha, bir... temel içgüdü. Önce açlık. Önce mideyi doyuruyor. Kesinlikle abi. Sonraki şey. Açlık, temizlik, sonra diğerleri. İkinci ne? Temizlik mi? Temizlik abi. Yıkamıyor musunuz? Yani o kadar çok şartlar ağırlaşıyor ki iki hafta kaldıktan sonra inanılmaz bir durum oluyor. Yıkamıyorsunuz. Ben mesela açlığa alıştım. Şeye de alıştım hani temizliğe bir tek yatağa hiç alışamadım. Duş vermiyorlar mı? Yok abi. Peki tozusunda. Büyük abdestini yaptın. Nasıl alıyorsun taharatını? Soralım bir öğrenelim diyor hocam. Sonra reklamda sorarız. Abi niye? Türkiye merak ediyor. Büyük abdestini yaptım. Birinci hocam, soru. Hocam ben alafranga mı anlatır kardeşim? Abi ormana ondan sonra okyanusu. Ormana mı yapıyorsunuz? Hocam, peki poponu nasıl sürüyorsun? Deniz var hocam. Denize de yani yaprak sağ olsun abi. Ya hocam merak hocam ya. Nasıl büyük abdestini mi merak ediyorsun? Hocam Allah Allah. Adamın o kadar performansı. İnanamıyorum ya. Hakikaten büyük abdeste gibi. Beyler. Aramızdaki fark bu. Siz Survivor'daki Gattuso diyordun değil mi? Ben bunları sorarım. Eyvallah. Kardeşim. Bu İlhan Mansur şampiyon olur mu? Aynen. Bu Beşiktaşlar bekliyor. Ben İlhan Mansur şampiyon olmasını istiyorum. Bak Sabri'yi seviyorum Trabzonlu olduğu için. Adem de efendicek ama İlhan Mansur şampiyon olması. Çünkü İlhan Mansur Beşiktaş'ı ben aldım biliyorsun. Tamam. İnşallah İlhan Mansur şampiyon olacak. İlhan Mansur devamlı oy atıyorum ben. Sence senin gönlündeki şampiyonu söylesene. O yok gönlünü beni tutuyor. Vallahi panoramada ben söylediğim kavgada etsem kızsam da sen de gönüllüler takımından biri şampiyon tabii çıksın diyorum ben. İlhan Mansur olmasın. İlhan Mansur son derece antipatik. Hocam ya. Son derece sevimsiz. İlhan Mansur iyi çocuk hocam. Hayır, ya. Hayır yapma hocam. Bir de, ya hocam üstüme mi oynuyorsun sen de benim ya? Ben ne söylersem tersini söylüyorsun. İlhan Mansur benim evladım. Kardeşimiz Erdin'in ben yıpranmasını ve elenmesini istemem çok seviyordum bu çocuğu. Ama İlhan Mansur şampiyon olacaksa o Survivor batsın daha iyi. Ay ya gel hocam, gel be. Harbiden öyle. Bütün Beşiktaşlar insan var ya insan şeyisi. Bütün Beşiktaşlar. Bütün Beşiktaşlar. İlhan Mansız Erdi olmadıktan sonra kim olsa hiç umurumda değil. İlhan Mansız'a SMS'lerinizi bütün Beşiktaşlar İlhan Mansız'lar SMS'lerini atın. İlhan Mansız olsun benim evladım Erdi, olsun. İlhan anda... Mansız. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda kim var? Birisi mi? Hocam dün akşam da senin oğlun mu dedi biliyor musun? Sinan abi çok özel hocan bir mesaj var. Hocanın oğlu nerede abi? Hocanın oğlu nerede? Hocanın oğlu gelecek birazdan. Söylemiyoruz. Hocam oğlunu bulduk. Sevgili Sinan abi. Hocam oğlunu bulduk. Çok yanlış yaptın. Çakı'yı bulduk. Çakı'yı en son parkta görmüşler. Rasim'le oynuyormuş. Yalnız Erdi tabii sen Rasim olmuş yok. Abdülkerim abi özür dilerim. Sevgili Ali Köse abimiz. Ali Köse bizi izliyor şu anda. Çok selamlar. Ali Köse abimizin çok selamı var. Sevgili Erdi Bey. Ali Köse Bey Cumhurbaşkanlığından bizi izliyorlar. Çok selamlarımızı gönderiyoruz. Çok sağ olasın. Ali abimize saygılarımızı selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Muhsin abiye hepsine. Erdi var ya. Çakı'yı geziyorsun. Cumhurbaşkanı bile Erdi yarıyor artık. Rasim şu an en son bana bizim arkadaş buradaki şey yaptı. Hocanın oğlu ya. Çakı'yı parka getirmiş. Hocanın oğlu ya. Hocanın oğlu mu? Hocanın oğlu. Açıklayacak mısınız kim olduğunu? Çakı gelecek. Hakan gelecek. Gerçekten açıklayacağız da bir şey söyleyeceğim. Hoca Çakı. Bak büyük abdest bilmem ne falan diyor da şimdi Hakan Atipoğlu. Ben Erdi'yi çok severim. Hakan'ı da çok severim. Hakan benim eskiden beri kardeşim gibidir. Benim gönlümün şampiyonudur aynı zamanda. Ben her zaman söylerim. Ama oradan çıktıktan aşağı sonra o enerjiyi, o gücü hala böyle vücudunu hala hisseden ve hissettiren bir adam. Çok profesyonel bu anlamda. Survivor'ın okulunu kursan herhalde bu konuda öğrenci yetiştirirsin. Estağfurullah. Nasıl bir duygu? Yani gelenler sana direkt değil mi? Güzel bir şey çünkü her gün hafta içi. Unuttum Tolga ya. Survivor'ı yorumluyoruz. Aklıma gelmedi o anda. Ne derler? Survivor çok başka bir yere geldi. Spor oldu hatta. Acun abi de bunu söylüyor. Bayağı da iyi gidiyor. Bu sene de işte çok bir sürü favori var. Erdi onlardan biri değildi. Hala devam ediyor. Erdi vallahi. Erdi'nin elenmesi. Erdi'nin şey bak sen bu işi bak bir dakika. Gündüz bir dakika. Programı Acun abilerin Erken. Programı kadar müthiş bir Erken. Program. Onu bak, söyleyeyim. Harika bir program. Evet. Doğru söyledim ve Erdi'nin elenmesinde %50 katkısı vardır Hakan'ın. Erdi büyük adam hala bu Hakan'la geliyor. Erdi gittiyken algı operasyonu yaptı. Bayrampaşalı kardeşim. Hocam Erdi'nin en büyük özelliği Erdi biliyor musun? Erdi gelecek. Konuştukça kızarıyor ve kendinden geçiyor. Nefes almadan Abdülkerim abi gibi. Ama doğru söylüyorsunuz. Konuşunda hiç yanılmadı. Erdi'yi çok severim. Hakan oldu bitiyor. Erdi'nin ben şampiyon. Kızlar da olabilir.
şu bizim Serhat vardı eski Fenerli. Serhat Akın. Bir de bu İlhan Mahsus. Evet. Derhal onların Türkiye'ye dönmesi lazım. Eski futbolcular. Survivor fark etmez hocam, abi. Eski futbolcular. Survivor'ın işineymiş ya. Hocam İlhan Mahsus'a karşı. Olur mu hocam Survivor? Dünyanın bir numaralı yarışma programı. İlhan Mahsus benim evladım. İlhan Mahsus'a karşı biraz daha nazik ol. Bir şey demedim ki. Elenmesi dönmesi lazım. İlhan Mahsus'un bandı değil. Ben demedim ki. İlhan Mahsus elimde güç olsa İlhan Mahsus'u bir olur hocam. Yüzerek İstanbul'a çekerim. İlhan Mahsus bir olur. Gelsin Cebel Zarık'tan girsin. İstemiyorum ya. İlhan Mahsus birinci olur. Olmasın inşallah. Her türlü hak ediyor. Adem hak ediyor Adem. Erdi hak ediyordu Erdi'den sonra Adem hak ediyor. İlhan Mahsus bir olur. Hakan Atipoğlu'nun çekimleri var. Gece gündüz biliyorsunuz Survivor'la ilgili. Ben Hakan'a teşekkür ediyorum kardeşime. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olsun, var olsun. Ya, hepinizi çok seviyoruz, severek izliyoruz yani. Hakan hafta içerisinde TV8'de saat 4.30'da 16.30'da Survivor Panorama'yı ben izliyorum. Siz de mutlaka izleyin diyorum. Eyvallah, kardeş kanal, kardeş ekip. Sağ ol, çok beraberiz inşallah. Bu ekip ne zaman geliyor Survivor'a? Abi beklerim her zaman. Düşünsene Ahmet Çakar kazandı. Böyle. Adada. Adada. Bak her şey güzel. Ahmet Hoca Ada tam sendik hocam. Şey söyleyeyim mi? Oğlum o fizik gücü gösterebilmek her babaydın genç adamın işi değil. Biz de orada ikinci gün biz orada ambulans uçağıyla Houston kalp hastalıklarına şey. Bizi de ona göre acun belirleyecek hocam. Ne yapacak? Bize şey mi yapıştıracak? Ne? Ok atacağız. Yılan mı olduracak? Senin rakibin Nur Yerlitaş olacak mesela. Nur Yerlitaş'la beraber yarışacaksın. Ahmet abi peki gitseydin Survivor'da en iyi kiminle anlaşırdın Ahmet abi sen o adada? Eyvallah. İlhan'ın bir yanı yanıma sokmam. Serhat bir derece. O kızlardan bir ikisi iyi bir ikisi ukala. Şimdi isimlerini unuttum. Sabriye mi biliyor? Trabzonlu mu? Trabzonlu abi. Şerif. Şahika da çok efendi bir şey. Şahika da çok kibar fazla kibar. İlhan sen hocam, Şahika diye derim ki İlhan sen bir ada turuna çıksana kardeşim. Hocam Şahika diye bir kız var. Hocam Şahika diye bir kız var. Dalgıç. Dalgıç mı? Dalıcı mı o? Hakan dalıcı mı? Serbest dalış rekor. Abi insanlığın sonu bu kadar kibar. Sinirleri aldığımız sonu dedi ya. İnsanlığın sonu. Bu kadar kibar değil mi? Çok sakin. Bağırıyorlar falan filan. Suratını da topu gibi. Orada mesela şimdi erkek ter kokar da kızın ter kokması çok kötü. Kızlar ne yapıyor? Hocam devam hocam niye ter kokuyorlar ya? Hocam öyle dedi ya. Giriyorlar, çıkıyorlar. Kakamızı yaptıktan sonra kaka yaprak saçını yiyor deme ya. Hocam niye kaka diyorsun ya? Hocam bu Survivor'da hiç konuşulmuyor. Bu adam gündüz program yapıyor. O sormuyor. Nereye yapıyorsunuz? Siz hayatın gerçekte hep merak ettiğim şudur. İki tane şey. Öküz adı, buz adı. Hakikaten bu adamlar inceden zayıflıyorlar. Demek ki bunlar yemek verilmiyor. Yemiyorlar hocam. Tamam. Abi. Veriyorlarsa da hani hayatı birazcık bazal metabolizmayı götürecek yok, kadar. Hindistan hocam, 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 hocam. Orada kokonat yiyorlar hocam. Peki, hocam ödül kazanıyorlar. Bir insan biliyorsunuz. Ayı gibi yiyorlar. Ha, bir insanın özelliği yer, tabakları nefes alır ve boşaltım sistemi vardır. Boşaltım sistemi. Küçük abdest ve büyük abdest diye ikiye ayrılır. Büyük, küçük abdest suyla kaynaklanır. Büyük abdesti nerede yapıyor diye düşünmüşümdür. Şimdi sen diyorsun ki adada ormana gidiyoruz, yeri kazıyorsunuz, yapıyorsunuz, üstünü kapatıyorsunuz, sonra yaprakla taharat mı alıyorsunuz? Evet, koku yapar evladım. Hocam okyanusa doğru. Okyanusa da oluyor. Okyanusta yıkanıyorsunuz. Okyanusta bir de ondan sonra tuzlu suda yıkandıktan sonra normal suyla yıkanamadığımız için belli bir sürede kaşıntı geliyor. Yapar. Şeyde yani o kadar tuzlu olduğu için belli bir sürede kaşıntı geliyor. Yeri kazıyorsunuz dedin hocam ya. Kavga abi. Hocam bir kumru olduğu insanlar. Taviz yok ya öyle bir şey olsun. Ya hocam üstünü örtüyorlardır kumla. Evet onu demek istiyorum. Kazma değil. Oradaki bütün kavgalar çevre temizliği. Yani çevre temizliği. Peki bugünkü maçı nerede seyrettin? Bugünkü maçı valla bir Erdal abim var. Onunla yani evde seyrettik. Ne evde seyrettik. Abi? Yani özlemişiz de derbiyi. Çok hoşuma da gitmedi derbi bugünkü maç. Bak. Galip geldik ama tatsız tutsuz bir galibiyettik. Dominik'te peki soruyor muydunuz Acun abiye Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı nedir durumlar diye böyle dışarıdan merak ediyorum. Dışarıdan herhangi bilgi almak kesinlikle yasak. Ben defalarca kez soruyorum ama sorsam da yani bilgi almak şey kesinlikle yasak. Değil mi? Bizim Oğulcan orada profesyonel çalışıyor mu? Maaşlı çalışıyor mu? Maaş alıyor mu Oğulcan orada? Ya hocam çocuğun parasına mı el koyacaksın ya? Abi ben, çalışıyor mu? Acun dedim maaş ver çocuğa bari dedim. Ben bir ara Oğulcan'ın o parkuru yapanlardan biri. Doğru parkur yapıyoruz dedi. Oyunları düzenliyoruz dedi. Abi Oğulcan'ın Dominik'te parkuru yapanlardan malzemecisine, kıyafetçisine, yemekhanesine kadar tanımayan yok. Oğulcan orada gerçekten tam VIP'li kombine. Oğulcan'ın yere bayrı. Gece çok açsın. Bir kuş yakaladın tabii. Kuşun kafayı koparttın. Derisini yüzdün. Tüylerini. Onu ızgara yapıp yeme hakkın var mı? Var abi de şimdi bir karabatak yakaladık orada bir gün. Pihlivan bir arkadaşımız çok vardı Sadin. Biraz serttir ama iyidir. Sadin. Anıllı arkadaşımız var. Ben işte dedi bunu korumak istiyorum falan bu yaralı hayvan kesmeyin diye. Vazgeçtik kesmekten hayvan hakları derneği falandır. Hem üzüldük hayvana. Tırlattı o çocuk biliyor musun? Oldu abi bu aralar çok kötü. Bir soru soracağım size. Mesela erkekler bir koğuşta kadınlar bir koğuşta mı yaşıyorsunuz? Yok abi aynı barakada herkesin yeri var. Herkes ayrı ayrı.
yatıyor hocam? Aynı odada. Yani bir baraka düşün abi. Barakanın içinde herkes... Horlamaları duyuyor musunuz? Abi Gökhan bir oğlu yolda sesleniş böyle bir olamıyor. Yürürken cart cart yerleniyor. Belki kızlar da aynı yerde misiniz? Kız, ya hepimiz aynı yerdeyiz. Hepimiz bir barakadayız. Gönüllüler takımı bir barakada. Yelleme ne demek? Hocam gece uyurken insanın bacağı açılır, poposu açılır bilmem. Bunlar hoş şeyler değil. Hocam, evet abi doğru. Ya, hocam ama o şey... insan uyurken nereden herkes uyuyor hocam? Abi şimdi düşün abi kadın erkek aynı yerde mi uyurmuş ya? Yok şey değil ama aramızda mesafe var. Değmeyecek şekilde onu ayarlıyoruz. Hocam bak Hakan çok güzel bir şey söyledi. Hayatta ne varsa Survivor'da var. Sen evde yellenmiyor musun hocam? Sen yel